Tanıyor musunuz beyefendi? Askerlik arkadaş. Aa, tanıyacağım. Biz tanıyacak mı tanımayacak mı? Şöyle anlayalım. Ben de yanıldım. Biz tanımadınız diye düşünmüştük. Niye, bunadım mı ben? Yok, estağfurullah. Siz tabii o zaman da ünlü biriydiniz. Sizin hatırlamanız Doğa Kemal Bey'i ama. Meşhur olduğu için onu unutmak mümkün değil ama. Geçtim askere. Kaç yaşındaydınız? 35, 36 mıydı? 35 falan civarında. Peki o zaman size sorayım, ne yapıyordu Kemal Bey askerde? Kemal Bey pek eğitime çıkmazdı. Genelde kalemede, kamelyada otururdu. Bizi seyrederdi. Ben yani kadem. İnsanlar çok seviyordu. Ben de kademede şey yapıyordum işte. Silahları bozuyordum, yeniden yapıyordum. Onlarla uğraşıyordum. O nereden çıkıyor, nereye giriyor? Onları ya şeyle, teknik işlerle uğraşıyordum. Bir de sizin ekipte olmanız iyi değil bölükte. Çünkü yani size bakınca insanlar gülmek geliyor içinden zaten. Hiç askerinin disiplini kalmadı. Güzel, güzeldi bizim. Yani ben de moral grubuydum tek başıma. Bölüğün moral grubu. Eğitime katılmamasının sebeplerinden biri de işte şey, düzeni yani gülüyorlardı hep arkadaşlar gördüğümde. Evet. Yani düzeni bozuyordum ben. Ben isteyerek değil ama ya. İstem dışı. Sonra ben oradan armoni müzikasına dağıtımım, armoni müzikası. Sen nereye gittin? Ben kaldım orada. Kaldın mı orada? Ben kaldım orada. Biliyor muydunuz çalmasını? Yok, orada ayrıca bir moral grubu vardı. O grup askere gelen bu tür insanları orada topluyorlardı. Zaten sizi gören moral buluyor. Tabii. Başlıyor gülmeye. Ondan sonra ben dolaştım. Bütün Türkiye'de askerlik yaptım. Erzurum'dan Edirne'ye kadar her tarafa gittim. O moral grubunda. Tabii. O zaman sizin çok askerlik arkadaşınız var. Çok. Her yerde yaptım ben. Benim bir sürü.